Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle 8. sınıf olasılık soruları çözeceğiz. İki parttan oluşuyor videomuz. İlk başta 4 soru, ikinci partta da diğer 4 soru çözeceğiz. Hemen geçelim sorularımıza. Şimdi burada bir torbada bulunan 5 siyah, 3 sarı, 7 kırmızı toptan çekilen bir topun siyah olma olasılığı kaçtır demişiz. Klasik olasılık sorusu. Torbadan çekeceğiz topları, bakacağız nedir ne değildir. Şimdi ne demiş? 5 siyah var, 3 sarı var, 7 kırmızı var. Bir torba düşünün arkadaşlar. İçinde 5 siyah, yani sarı ile siyahın harfleri karışabilir. 3 sarı diyorum. 7 de kırmızı varmış. 7 kırmızı. Burada kesiriz, çizgimizi çekeceğiz. Aşağıda olasılık sorularında örnek uzay yazıyoruz. Örnek uzay dediğim şey de bütün ihtimaller. Bütün ihtimaller nedir? Bir torbanın içinde kaç top varsa odur. 5, 3, 8, 8, 7 daha 15. Yani şöyle 5 artı 3 artı 7 diyorum. Bütün ihtimaller bunlar. Benim istediğim ihtimal nedir? Siyah olma olasılığı. Siyah neydi? 5 siyah. 5'i de yukarıya yazarım. Bu soruyu hemen bu şekilde hallederiz. 5 bölü 5 artı 3, 8, 8, 7 daha 15. Bu da böyle kalmaz. Sadeleştirilir arkadaşlar. İkisi de 5'e bölünür. 1 bölü 3 cevabım olacak. Hemen ikinci soruya geçtik. 1'den 15'e kadar sayılar aynı büyüklükteki kartlara yazılarak kutuya atılıyor. Seçilen kartın asal ve çift sayı olma olasılığı kaçtır? Bak dikkat et. 1'den 15'e kadar dediği zaman bir kere en önemlisi arasındaki değil. Karıştırmayın sakın. 1 ve 15 de dahil buna. Yani elimizde 15 tane kart ve aynı büyüklükte olduğunu belirtmek durumunda. Çünkü olasılık değişir eğer aynı büyüklükte olmazsa kartlar. Ama bu biraz işin ayrıntısı, tabii ki belirtecektir size bunu. Aynı büyüklükteki kartları yazılarak kutuya atılıyor. Seçilen kartın asal ve çift sayı olma olasılığı. Bir düşünelim arkadaşlar. 1'den 15'e kadar olan asal sayıları bir yazalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Tamam, asal güzel ama hem asal hem de çift. Zaten bunu sağlayan 1'den 15'e kadar değil, 1'den 1 milyara kadar deseydi de bir tane sayı olacaktı. O da hem asal hem de çift sayı olan 2. Burada örnek uzayın senin yine 15, karıştırma. Yani 1'den 15'e kadar attığın kartlar senin o örnek uzayın. Çünkü o kartların içinden seçiyorsun. Asal ve çift olmasını istiyorsun. Bunu sağlayan sadece zaten bir tane sayı var. O da 2. Bir tane olduğu için 1 bölü 15. 15 kart içinden senin 2'yi seçme ihtimalin sadece 15'te 1'dir diyoruz ve 3. soruya geçiyoruz. Evet, bir otoparktaki arabaların 8'i BMW, kalanı Mercedes markadır. Otoparktan rastgele seçilen bir araba, otoparktan rastgele bir araba seçtiğimizde Mercedes marka olma olasılığı 3 bölü 5 olduğuna göre kaç araba Mercedes'tir? Şimdi bir kere çok zengin bir otopark anlaşılan. 8'i BMW, kalanı da Mercedes'miş. Ve bize Mercedes'in yani olasılığını söylemiş. Orada araba seçeceğiz. Özgürüz, hepsini alabiliyoruz. Mercedes seçme olasılığımız 3 bölü 5. Peki Mercedes'e X diyelim arkadaşlar. X kadar Mercedes var. Örnek uzayım ne benim? Otoparktaki bütün arabalar. Otoparktaki bütün arabalar nedir? 8 BMW, bir de X kadar Mercedes. Peki istediğim şey nedir benim? Bunu bana verdiği şey X kadar Mercedes. Yani X eşittir 3 bölü 5 diyorum. Bak, Mercedes istiyorum. Örnek uzayım. 8 artı X eşittir 3 bölü 5. Burada arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapacağız. X'i bulmak için. Hemen içler dışlar çarpımı yapacağız. Zaten bize sorduğu da X'in değeri. 5X eşittir 24 artı 3X. 3X'i karşı tarafa nasıl atarım? Eksi olarak atarım. 5X eksi 3X eşittir 24. 2x eşittir 24. 5x'ten 3x çıkartırsam 2x kalır. 2x eşittir 24. Her tarafı 2'ye böldüm. X eşittir 12. Yani 12 tane Mercedes varmış. 8 tane de BMW varmış arkadaşlar. Benden kaç arabanın Mercedes olduğunu soruyor. Cevabı bulduk. Hemen 4. soruya geçtim. Şimdi bir tane tahta gibi bir şey var ya da bir şekil var. Hedef tahtasını vuran bir kişinin taralı bölgeyi vurma olasılığı kaçtır? Kenarlarını vermiş bize.
Hedef tahtasına vurmuş bu kişi. Şimdi hedef tahtasını vurmasaydı sıkıntıydı işler biraz. Çünkü yani bunu belirtmese, keza ilk soruda gösterdiğim gibi bu da biraz ayrıntı. Yani hedef tahtasını vurduğu durumlara bakacağız. Çünkü bunu vurma ihtimali yani o zaman bayağı değişik bir ihtimal olur dış bölgeyi de hesaba katarsak. Olasılık sorularında bunları kafaya takmayın. Size hedef tahtasını vuran diyecektir. Bir önceki soruda aynı büyüklükteki torbaya atılan toplar ya da kartlar diyecektir. Bu problem değil. Burada önemli olan taralı bölgeyi vurma ihtimalimizi nasıl hesap edeceğimiz. Şöyle düşünün arkadaşlar. Burada örnek uzayınız ne sizce? Bu adam burayı vuruyorsa bütün ihtimalle vurabileceği bütün alan nedir? 60 çarpı 60. Bravo. Benim örnek uzayım 60 çarpı 60. Peki. Benim vurmak istediğim yer neresi? Burası. Taralı bölge. Onun da kenarlarını vermiş. O da onun da alanı 30 çarpı 30 değil mi? Bak neden alanı buluyorum? Çünkü istediğim yer yani vurma ihtimali olan yer bir yüzey, bir alan. O yüzden bu alanı bulmak için kenarları kullanıyorum. Ve örnek uzayım belli. Taralı alanım belli. 30'a 60 da sadeleştiririm. 30'a 60 da sadeleştiririm. Burada 2 kalır. Burada 2 kalır. Burada 1, 1 kalır. Cevabım da 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Başka sorularda, bazı sorularda şöyle bir boşluk daha verir. Bu iki alanı tarar, işte sallıyorum buraya çıkarmanızı, şu ortadaki bölgeyi ister. Burada da yine alanlardan yürüyeceksiniz. Sallıyorum bunu bulacaksınız, bunu çıkartacaksınız. Örnek uzayınız yine aynı olacak ama kalan taraf farklı olacak. Başka örnekler çözün. Sorularınızı da videoda yorumun altına yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenme butonuna tıklayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.